Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugün size biraz daha farklı bir şey yapacağım. Tespillerimin piyasadaki değerlerini, piyasadaki fiyatlarını size anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce. Ama sizlerden de öncelikle bu videoyu izlerken bir ricam var. Bu videoyu eğer izliyorsan, hoşuna gittiyse beğen butonunu basıp yorum atabilirsin. Eleştireceğin ya da hoşuna gitmeyen farklı yanlış verdiğimiz bir bilgi var ise burada tekrardan da yorumda bunu küfür etmeden güzel bir dille bildirirsen bize yardımcı olmuş olursun. Sonuçta burada aileyiz. WhatsApp grubumuzu da kurduk. İsteyen varsa WhatsApp grubumuza da katılabilir. Alttan yorumdan mesaj atması yeterli. Ben linki mesaj olarak yani ya da linki yoruma cevap olarak yazabilirim. Şöyle ilk bu tespihimle başlamak istiyorum. Çünkü bu tespihi çok kullanıyorum ve renk almaya da başladı. Gerçekten güzel bir tespihim olan Muhammed Göktaş usta eseri tespihte abimizin hediyesi olan tespihimizden başlamak istiyorum. Bunu Seccar Tespihçilik'ten bana hediye gönderdi. Hediyenin fiyatı söylenmez ama ben yine de merak edenler için söylemek istiyorum. 400 lira gibi bir fiyatı var bunun. Bekir Algan kukaları falan da var. Onlar da mesela 400-450 lira gibi bir rakamları var. Şöyle hemen çıkartıyorum birkaç tane daha tespih. Hemen şuna geçmek istiyorum. Mesela şu tespihi ben mezatta rengi falan ne kadar hoş. Çekimi mekimi hamuru elde kayıyor bildiğin. Bunu da epey bir kullandım. Bunu da mezatta bana 40 lira gibi bir rakama kaldı bunun mezatta. Biraz hızlı hızlı geçeceğim. Çünkü hani çok fazlasıyla tespih var. Bunların teker teker fiyatlarını vermek istiyorum. Çünkü belirti yani istemişsiniz. Esnaf kardeşlerimize ayıp olmasın diye piyasadaki fiyatlarını vereceğim. Alta saçma sapan yorumlar atmayın. Ay esnaf kardeşimize ayıp oluyor. Videoyu izlemeden yorum atmayın derim. Yine atacak olanlar atar zaten. Şöyle hemen geçiyorum. Mesela deve kemiğimiz. Ben bunu 15 lira gibi bir rakam aldım. Bunları 15 lira gibi bir rakam aldım. Ben bunları İstanbul'daki toptancıdan aldım. Siz de mesela kendi toptancılarınızdan ya da Facebook'taki toptancılardan 15-20 lira gibi bir rakama bunlar satılıyor. Onlardan alabilirsiniz. Toplu bir şekilde alırsınız. Eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz. Şöyle şunları bir ayıralım. Şöyle mesela 8 liraya gelen tespihlerimiz var. Bunların da videosunu çekmiştik. Videoda zaten ağzımızdan kaçırmıştık toptan. Yani kaçırmamıştık da söylemiştim. Bu bir ara piyasada çok dolandırıcı çıkıyor. Bu yüzden bunları da 8 liraya aldığımı zaten söylemiştim videomda. Şunlar da 8 liraya. Hani koleksiyonumda fazla hani çeşit gözüksün. İsteyenleri kırmamak için, hediye verilmek için falan aldığım 8 liraya olan tespihler. Şöyle. Neredeydi? Şu ikisini bir kişiden aldım. Tanesini 40 liradan aldım. Hatta bundan toplamda 5 tane almıştım. Şöyle rengine bakar mısın? Rengindeki muazzamı 40 lira gibi bir rakam aldım. Bunu şu an mezattan almaya kalksanız zaten 80-90 lira, 100 lira falan ama akşamları Facebook'ta mezatlar kuruluyor. Facebook'ta genellikle tespihçiler, ekli olan insanlar çok iyi bilir. Mezatlar kuruluyor. Mezatlarda çok çok ucuza tespih veriliyor. Bu yüzden akşamları mezatlara girebilirsiniz. Muhabbet, sohbet tadında güzel esnaflardan alışverişler yapabilirsiniz. Burada şöyle çok güzel. Bunları da kaldırıyorum. Şunu mesela Bomonti pazarından almıştım. Bomonti pazarında canlı olarak siz de görmüştünüz. 5 lira mı 10 lira mı o gibi bir rakam almıştım. Şu yolları falan çok yamuk falan olduğu için eski gibi geldi. Bana hoşuma gitti. Bu yüzden bunu topladım. Bu bana Murat abimizin hediyesi. Cuma pazarında Murat abimizle beraber gitmiştik. 5 lira gibi bir rakama. İmamesi yoktu bunun. Püskülü yoktu bunun. Ayraçları falan var. Bu da hoşuma gittiği için ben aldım. Cebimde para çıkmamıştı o zaman büyük ihtimalle de. Murat abi sağ olsun burada ona da teşekkür ediyorum. O hediye etmişti. Şöyle Mert kardeşimizin hediyesi olan bu da ortalama piyasada 40 lira 50 lira gibi bir rakamı olan bir tespih. Eskitme şöyle ip yolları falan 2-3 tane ip 2-3 tane iple bağlamışlar. Şöyle farklı bir tespih, eskitme bir tespih. Şöyle bir tekrardan o aldığımız tespihi aldığımız yerden aldığımız güzel bir tespih. Böyle rengarenk Arizona diye geçiyor. Çok farklı renkleri var içerisinde. Çekimi de çok güzel olan bir tespih. Şimdi biraz da plastiklere geçelim. Şöyle Atilla abimizin koleksiyonuna gittiğimde bilmiyorum nedense bu daha çok hoşuma gitti. Renk süzmesi böyle. Düz plastik toz keribar denilen bir şey ama çok hoşuma gitti. Kesme çekimi falan çok güzel. Bu yüzden bunu aldım. Şimdi hemen atıyoruz. Şu kesmeleri koymak istiyorum önüme. Bundan daha iki tane daha olması gerekiyor. Bulamadım şu an. Şimdi çok kalabalık olduğu için çıkar yavaşta. Şu kesmeleri, şu şeye bak, kesmeye bak.
Çekimi de çok güzel. Bunları 40 liraya almıştım. Zamanında istemişti arkadaşlarımız. Hadi toplu al biz de alalım, toplu al biz de alalım, toplu al biz de alalım diye. Ben de bunu toplu almıştım. Öyle bir topa girmiştim toplu alıp sizlere de beraber paylaşmak için. Kimse buna talip olmadı. Olmayacağı bu sefer ben de daha toplu olarak almamaya karar verdim diyelim. Şu tespih mesela 45'lik arabik. Şöyle püsküllü sistemli yedek kabbeleri var 4 tane. Şöyle ip püskül yapmışlar Hitami'nin oraya. İmamesi çekimi falan hani 33'lük tespih gibi küçük boy biraz 45'lik arabik. Bunu da 120 lira gibi bir rakam bayılmıştık. Şöyle Çağlayan abimizin hediyesi olan bir tespih. Bu da ortalama nasıl diyeyim ben size 40-50 lira 80 lira arası bulabilirsiniz. Çünkü hamuru çok güzel bu biraz daha pahalı. 80 lira gibi bir rakama bulabilirsiniz bunu. Gerçekten buna püskül taktım çünkü bunu kullanıyorum ara sıra. Genellikle püskül takılı olan tespihlerim benim kullandığım tespihlerim diyebilirim. Şöyle şimdi 15 liraya topladığımız bazı tespihlerimiz vardı hatırlarsınız. Hatırlamanız lazım zaten videoları yeni izlemeye başlamadıysanız. Hatırlamanız lazım. Hatırlamazsanız bana büyük bir ayıp olur. Şimdi boşa video çekiyormuş gibi hissederim. Hatta çoğu insana adresini verdik. Çoğu insan da gitti o adamdan alışveriş yaptı. Şu tespihler rengarenk hamuru falan çekimi çok güzel. Hatta Atilla abi bol bol aldı bu tespihlerden. Tanesi 15 lira gibi bir rakama yakın aldığım tespih. Şu sarıyı kullanıyorum aralarından bir tek. Şu sarıyı kullanıyorum bir tek aralarından. Diğerlerini kullanmıyorum. Koleksiyonumda kalıyor. Eyvah ki eyvah telefonumuzun şarjı kapanıyor. Hemen telefonumuza hemen bir şarjı takacağım. Kusura bakmayın biraz bekleteceğim. Evet. Şöyle dedemden kalan bir tespih var. Bunun fiyatını veremiyorum. Çünkü bunun fiyatını hiç daha önce araştırmadım. Şöyle bir eskitme tespih vardı. Bunu da toptan bir şekilde almıştım. Toplu bir şekilde almıştım. Şöyle bir kahverengiye dönen fırınlanmış ama fırını tam net atılmamış, güzel atılmamış bir tespih. Bunu da 30 lira gibi bir rakam almıştım. İlk zamanlarımda almıştım. Oha 30 lira mı verdim falan filan diye. Şimdi öyle bir fark var ki 30 liraya çok mükemmel tespih de almıştım var. 30 liraya çok kötü tespih de almıştım var. Karpuz değil bu koklayarak anlayamıyorsun. Esnaflara güvenmen gerekiyor ama esnafların çoğunluğu diyeyim yani hepsinde miyim de bazılarında yalancılık var. Şöyle bir tespih bu da bana mezattan kaldı. 40 lira mı 50 lira gibi bir rakama mezattan kaldı. Mezatlardan almaya kalkarsanız çok ama çok uyguna çok farklı tespihler var diyebilirim. Ya 40 liraya kaldı dediğim tespih en az 5-10 lira da bunun kargo ücreti var. Böyle belirteyim. Bunların bir de 5-10 lira kargo ücreti var. Şöyle bir kaplan gözü. Bunu mesela Umut kardeşimize Feriköy Bomonti pazarında 10 lira gibi bir rakamada bulmuştuk. Orijinal kaplan gözleri 30-40 liradan başlıyor. 50 lira, 20 lira. Yani buluşuna bağlı. Nerede bulabilirsen fiyatı değişiyor ama bu komple 925 ayar gümüşlü bir kaplan gözümüz. Şöyle başkan tespitçilikten aldığımız güzel bir sıkma keri barımız daha var sistemli. Çekimi hamuru mükemmel rengi bal rengi. Bal rengi olduğu için beni biraz daha cezbetti. Bunların iki tane almıştım. Bir tanesini bir kardeşimize büyük ihtimalle gönderdim. İstemişti benden şöyle. Çok güzel de bir çekimi olan hamuru olan bir tespih. Şu mesela ilk başladığım zamanlarda 70 lira mı 80 lira mı ne verdiğim bir tespih. İlk başladığım zamanlarda 70-80 lira verdiğim bir tespih. Eder mi? Etmez. Benim 30-40 liralık tespihlerim bundan daha güzel diyebilirim. Sırayla hangisi gelirse önümüze çıkartalım. Şöyle bir ay taşımız. Bu ay taşını bir şeyden almıştım. Çalıştığım yere bir tane el seyyar satıcı gelmişti. Ondan 20 lira mı 30 lira. 100 liradan aştı bunun fiyatını. Ağır ya 100 liradan aştı. Yok abi falan filan derken 20 liraya kadar düşürttü. Ondan sonra ben de almak zorunda kaldım artık adam. O kadar fiyat kırdı. O da evine ekmek getirecek büyük ihtimalle. Ya, tabii öldürdük ama fiyatı yapacak şey yok. Kendisi verdiği için aldım. Zorlamadım. Bunu cuma pazarından hatırlarsınız tekrardan. 3 lira gibi bir rakam almıştım. Şöyle bir habbes hatta yakıp denenmişti. Eskitme bir tespih. Hop sesi falan gayet iyi. Şöyle tekrardan bir hızlı bir şekilde geçelim yeni tespih bulana kadar. Bunu 8 lira gibi bir rakam almıştım diyorum. Geçiyorum. Şu bu da ortalama piyasada 80-90 liraya bir diğer kesmelerden bir tık daha kaliteli bir tespih. Çekimi hamuru çok güzel. Bunu püskülleriyle beraber almıştım. Püskülleri falan her şeyi vardı aldığımda. Evet, yeni gelen tespihlerimizden tekrar bunu da videosunu çekmiştik. Arabiklerin arasına sıkıştırmıştık. Ya, tespihleri birbirine girmiş ya burada. Şöyle bir netleştirelim. Gümüş işlemeli imamesi.
teker teker Ahmet Emin ustamız 225 lira gibi bir rakama satıyor bunları. Yani ben de Ahmet Emin ustamızdan aldım. İmamesinden tut püskülüne kadar her şeyi adam takım halinde yapmış. Çekimi, hamuru, tesbihi gerçekten çok kaliteli, çok güzel bir tesbih. Şöyle bir dediğim gibi iş yerindeki ablamız almıştı. O da bunu 20 lira gibi bir rakam almıştı benim tesbih sevdiğimi gördüğüm için. Şöyle Zultanit'i göstereceğim size. Şu Zultanit'i ben 250 lira gibi bir rakam aldım. Bundan bir yıl önce 250 lira gibi bir rakam aldım. Bunu hatta adamı daha karşıdan getirtmiştim. Yenisar'da çalışıyordum o zaman. Optum alışveriş merkezinin önüne getirtirip oradan adamdan nakit şekilde almıştım. O zaman da çok tespihe düşkündüm. Hiç araştırmıyordum. Araştırdıkça değerini biliyorsun. Bunu Hanki Eribar'dan almıştık 40 lira gibi bir rakama. Zaten Hanki Eribar hepinize 40 liraya veriyor. Bizden giden herkese daha doğrusu 40 liraya tespih veriyor. Bizden gitmesen de 40 liraya veriyor. Gerçekten düzgün bir esnaf adam. Gerçekten güzel bir esnaf. Kendisini tebrik ediyorum ve seviyorum. Şöyle bu kimindi? Mahmut Çiftçi Usta atölye ürünü. Şöyle. Atölye işi bir ürün. Atölye işi, işçiliği bir ürün. Şöyle. Bunu da 80 lira gibi bir rakam almıştım o zamanlarda. Hatta çok sevinmiştim. O demiştim sistem usta işi diye yemiştim bunu ilk başta. Tabii Mahmut Çiftçi ustamızdan almadık. Usta işi diye yemiştim. Şöyle bir darabacı ürünü var. Nasıl sevinmiştim. Nasıl mutlu olmuştum. Bununla da 60 lira gibi bir rakam aldım. Nasıl mutlu olmuştum o zaman. Lan dedim usta işi bir ürünü çok ucuz aldım. Şöyle yaptım böyle yaptım. Millete havalar atıyordum. Sonradan da atölye işi olduğunu sağ olsun birkaç arkadaşımın sayesinde öğrendim. Bunlar yine hani usta işçilikli ama atölyeden çıkıyor. Sadece imamesini kendileri yapıyorlar. Diğerleri zımpara ürünü. Yani el zımparası olarak geçiyor. Şöyle imzasını ve normal imzasını bırakıyor. Darabacı atölyesinden çıkan çok güzel ürünlerden biri daha. Şöyle bir şey kardeşimizin hediye ettiği. Kamil kardeşimizin hediye ettiği kukamız. Şöyle tekrardan geçmek istiyorum da. Şöyle bu rahmetli babamdan kalan bir plastik tesbihim. Şöyle tekrardan Darabacı'nın ilk ürünlerinden bunu da 80-90 lira mı? Yok bunu 120 lira gibi bir rakam almıştım. Mezatta kalmıştı. Bambu çiftçi ürünüyle aynı zaman kalmıştı. Yine o kadar mı? O kadar çok sevinmiştim. Yani her tespitte seviniyoruz da işte. Şöyle tekrardan yuvarlak bir imzası olan güzel bir ürün. Sinan Aslan atölyesinden çıkma. Bunu da 100 lira gibi bir rakama almıştım. Şöyle zara benziyor rengi. Nasıl ama rengi? Şu an şu taraftan tam şöyle yukarıdan da ışık yansıdığı için tam net belli olmuyor rengi. Hemen kukamıza geçiyoruz. Şu piyasada gümüş işlemeli diye, gümüş kakma kuka diye. Tabi usta işçiler ayrı şimdi. Onlardan bahsetmiyorum. Piyasada 30-40 liraya satılan alüminyum işlemeli olan kuka tespihler. Bunu da 30 liraya almıştım. 30 lira mı? Aynen 30 liraya almıştım. Bunu da iyi hatırlarsınız. İstanbul toptancılarından 30 liraya almıştım. Şöyle bir bufalo boynuzu var. Bufalo boynuzumuzu da kaç paraydı lan bu? Bu da aynen 15 lira mıydı? 15 lira gibi bir rakamdı büyük ihtimalle. Şu tesbihimizi ben 50 liraya aldım. Kınalı kuka 50 liraya aldım. Mezatçı Ahmet Sağlam diye bir ustamızdan aldım. Kendisi Ümraniye'de oturuyordu. Bana bir kargo yaptı. Bir habbesi kırık olduğu için yeniden bir tesbih hediye etti. Hediye ettiği zaman kapsülünü istedim bundan. Sağ olsun kendisi de hediye etti ama tamir ettiğimde söyledim ona. O da olsun dedi. Problem yok. Gönderdim ürünün arkasındayım dedi. Bu göndermişti. Şu Osmanlı'nın anısı çok farklı. Osmanlı'nın anısını anlatırsam epey bir uzar ürün. Hani uzar video. Çok uzar ama video. O yüzden bunu farklı bir zamanda farklı şey daha anlatmak istiyorum. Şundan iki tane sipariş vermiştim. Bir tane sarısından gül kurusu, bir tane sarısından sipariş vermiştim. Bir tane de bundan sarı harelisinden sipariş vermiştim. Bunları da 150 lira gibi bir rakama sipariş vermiştim. İşlemeli gerçekten güzel bir tespih. Bunu o zamanlar kaça verdim hatırlamıyorum ya. Bunu gittigidiyor.com'dan mı ne sipariş vermiştim? Yani isminle soy isminin şeyleri var. Baş harfleri var. Şöyle tekrardan sizlerin plastik dediği benim ateş dediğim bir obje. Şöyle. Ama çekimi çok güzel. Hiç hava kabarcığı mava kabarcığı yok. Yani bunu detaylı incelersek. İri kıyım, imamesi, hitamesi, komple işlemeli. Güzel bu hoşuma giden bir tesbih oldu. Burası kırık değil arkadaşlar. Burası normal şeyle. Ayarlarından böyle. Şöyle iki tane 20'şer liraya almıştım bunu Kadıköy Antikacılarından. Aslında bir gün gidiyorum gitsem toplu alsam ve sizlere de bunlardan dağıtsam çekiliş olarak çok güzel olur biliyor musunuz? Şu virüsümüz bitsin de güzel bir çekiliş
yapacağız kısmet olursa. Şu mini boyları da 30 liraya almıştım o zamanlar. Kuru torna diye almıştım. Fiyatı çok uygun gelmişti, cazip gelmişti. Şimdi araştırdıkça alıyoruz. Adana eşi kukamız. Kendi yaptığımız püskülümüz. Asker arkadaşımdan hediye. Daha bunun fiyatını da hiç bilmiyorum ya. Fiyatını da hiç görmedim ya piyasada. Şöyle Osmanlı benzetmesi olan kahverengi bir tespih. Bundan da 10 tane almıştım. Zamanında bunu 19 lira gibi bir rakam almıştım büyük ihtimalle. Toptan almıştım. O zaman tespih satıyordum. 19 lira gibi bir rakam almıştım. Şu an bulmak çok zor. 19 liraya o tespihi bulmak çok zor. Tekrardan Başkan Tespihçilik'ten gelen bir tespih. Bundan 60 lira gibi bir rakam almıştım. Bunu da ilk başladığım zamanlardan almıştım. Hafiften renk almaya da başlamış. İlk başladığım zamanlarda 40 lira gibi bir rakamı görmüştüm. Bu kadar ucuz tespih olduğunu hatta inanmamıştım. Öyle bir dilim kaybedeceğim 40 lira olur en fazla diye sipariş vermiştim. Direkt bakmadan arkaya attığım tespihler mesela şey tespihler. O 8-9 liraya aldığım tespihler toplu olan. Şu mesela bunu da 60 lira gibi bir rakam almıştım. Püskülü kendisi vardı. Şuralarını ben değiştirdim sadece. Normal püsküldü. Şuralar hoşuma gitmedi. Kendim Halep püsküllerinden taktım. Renk almaya da başladı. Bunda kazaz püskülüm vardı. Videolardan hatırlarsınız. Kazaz püskülüm vardı. Hemen şöyle atalım. Şu tespihi Fiber diye geçiyor. Şu tespihi mesela 3 liraya almıştım. Pazar videomuzda da görürsünüz. Epey de kullandım bunu. Zaten kendiliğinden o zaman da renk almaya başlamıştı. 5 tane falan almıştım 3 liraya o zaman da. Şöyle bir kanayan Baha Katalin. Yine usta atölyesinden çıkma. Şöyle kendi imzası ve şurada bir imzası mevcut. Şöyle halkalı imamesi. Hamuru çekimi çok güzel olan. Yandım mı kızaran. Şöyle kızartmışlar. Bunu da 80 lira gibi bir rakam almıştım. Şunları 40 liraya aldım. Beyrut Damla diye geçiyor. Beyrut Damla Keribarı diye geçiyor. Püskülü aynı gümüş imame gibi. Yani gümüş diye şey yapsak yerler. Hani kimse de sorgulamaz bunu. Gümüş diye yapsak anlamayan adam sorgulamaz. Beyrut damlası. Piyasada çok pahalı olan bir damla. Şöyle bir tekrardan şu tespihimi göstermek istiyorum. Bu tespihim 99'lu tespihimin bozmuştum. 165 liraya almıştım 99'lu. Hatırlayan olursa 99'luk tespih. Bir tane Efe yaptım. Bir tane imame buldum ona. Efe yaptım. Devamı da 33 olarak duruyor. Daha da yedek kabbeleri var onun. Şöyle. Şu güzel renk. Cümbüş ya. Sarının en güzel tonları. Her tonu var sarının. Sarı tespih ayrıcalıktır. Tespih sevenler iyi bilir. Şöyle kuzenim almış. Zorlamıştım. Bir gün fiyatını veririm YouTube'dan diye de 200-285 lira gibi falan yapmış ama çok ağır gümüşlü. Her yeri gümüşlü. Antep işi. Antep'ten geldi o. Şöyle tekrardan Hankeribar'dan aldığımız bir tespih. 40 lira gibi bir rakama aldık Hankeribar'dan bunu. Kaliteyi sorgulamıyorum. Kalitesi adamın gerçekten güzel bir kalitesi var. Bu sürmeli keri bar. Sürmeli keri bar dediğim sürmeli sıkma keri bar diye geçiyor. Şey değil hani damla keri bar falan değil. Tekrardan bakıyoruz. Sırayla çıkartıyoruz. Bunlardan da 5 tane almıştım zamanında. 5 tane farklı farklı almıştım. Bunları da 60 lira vermiştim tanesine. O zaman da çok ucuz gelmişti. Öyle almıştım. Hop. Şöyle bir küçük mezatta kamera düştü. Mezatta 40 lira gibi bir rakama kalmıştı bana. Mezatta 40 lira gibi bir rakama kaldığı için gelmişti. Ama bunu o kadar çok istekli değildim. Yani kalırsa kalır kalmazsa kalmaz diye pay vermiştim. Atilla abimizin şu kuka dediği sizlerin andız dediğiniz bir tespih. Bunun için ayrıyetten özel bir video çekeceğim. Kaç para olduğunu tam olarak bir bilgim yok diyebilirim. Hop, şimdi çıkanla geçelim ya. Çıkana geçelim. Mahalleden bir küçük kardeşimizin bana hediyesi olan bir tespih. Doğal taş. Şöyle bolibon bir tespih. Bunu da 40 lira mıydı, 80 lira mıydı? Yani tam olarak hatırlamıyorum. Zaten tespihleri hep ortalama fiyatlar oluyor. Mezatta kaldığı fiyatlar. 40, 60, 80 o civarlarda falan. Şöyle. Yoruldum ha, boğazlarım orada. Buraya kadar izleyen arkadaşlarımıza helal olsun. Gerçekten merak edip de izleyen arkadaşlarımıza helal olsun. Daha tespihlerimin yarısı bitmedi ya. Bu kadar da uzun video çıktı. Şöyle bir tespihim var. Yine pazardan aldığımız 30 liraya gümüş püsküllü. Umut kardeşimiz de almıştık Bomonti pazarından. Ya bu çok ağır bir tespih. Hani nasıl diyeyim, piyasada ben şu aynı tespihi 200-250 liraya da görmüştüğüm var. Sorgulamıyorum. Görmüştüğüm var. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem. Şu tespih. Mezatta bana 60 liraya kaldı. Ama hani gerçekten tespih ya.
İnsan tespih elini aldığı zaman bazen böyle bir mutlu olur, bir böyle hani rahatlar ya. Ben bu tespih elimi aldığımda rahatlıyorum. Kendi kullandığım, hani kullandığım bir rulo yaptım kendime tespihleri. Hangisini kullanıyorsam orada sakladığım güzel bir tespih. Şu tespih sevgililer gününde biri bana sipariş ettirtirdi. Bizim yani yakın çevremden birisi tespih sipariş ettirdi. Ondan sonra almıyorum falan diye vazgeçmişti. Bu da bende kaldı. Parasını da ben verdim tabii. Hatırlayacaksınız. 16 liraya zar mı olur? Oluyormuş demek ki. Çekimi hamuru gerçekten mükemmel. Ulan aklı şimdiki aklım oteli var ya. Ondan en az hani 20-30 tane falan, hatta 100'e yakın sipariş verirdim. Deli gibi de giderdi. Şöyle bir eskitme, bir tespih tekrardan. Eskitme. İp püskül falan yapmışlar. Yapmaya çalışmışlar daha doğrusu. Bu da bana mezattan kaldı. Bu da 40 lira gibi bir rakama kaldı. Abi kaça tespih alıyorsun? Abi kaça tespih alıyorsun? Al işte, bu kadar alıyoruz tespihleri. Şöyle bir tespihim. Tekrardan bu da mesela 50 lira gibi bir rakam. Bir ücret. Bunun püskülünü kendim taktım. Aynısının bir farklı rengi daha var. O da şu. İkisi de toplayalım. Şöyle bir zar keri var. Zar keri varı bana bir pazarda güzel bir kardeşim verdi. Yaptırmış. Çok güzel bir tespih. Yani bu şey değil hani, döküm zar değil, oyun zarı. Oyun zarı. Ustaya falan da sordurdum. Komple gümüşlü. Birkaç ustaya falan da zor durdum. Tek bir zardan çıkma. Şöyle bir kan ağacı. Bu kan ağacını yine internetten sipariş vermiştim. Şöyle. Bunu karşıda toptancılardan almadım. Bunu kendim internetten sipariş verdim. Kan ağacını çok istiyordum. Kan. Değişik bir ismi olduğu için. Bir de yılan ağacım eksik, onu da alacağım. Bunu da 40 lira gibi bir rakama vermiştim. Öt ağacı geliyor şimdi aranızdan. Öt ağacı. Şu öt ağacını da 15 miydi, 20 lira mıydı? Tam hatırlamıyorum. Pazar videosunun şeyin, İstanbul toptancılar, tespit toptancılarını izlemem lazım. 15-20 lira gibi bir rakamdı. Evet, şimdi oltuları götürelim hızlı bir şekilde. Şu oltuyu kaç aldığımı iyi biliyorsunuz. 5 liraya falan, 3 lira mı, 5 lira mı ne bir rakam aldım. Komple 925 ayar gümüş, pazardan gerçekten güzel şeyler çıktığını orada anladım işte ben. Orada anladım. Şu da, bunu da 200 liraya aldım bak. Tanesini 3 tane almıştım. Bir tanesi son kalan, 2 taneydi. Bir tanesi bende kaldı. Bir tanesi de Atilla abiye nasip oluyor inşallah. Alacağım dedi bakalım. Bana nasiplendir onun dedi. Elimde biraz güzel ve pahalı tespih olsun dedi. Şöyle bir kuka. Bu da bana Enver abimizden 20 liraya bir mezatta kaldı. Öyle bir aldım. 99'luk kuka. 99'luk eksiğim var ya. Tespih BK'yı kıskanıyorum o konuda. Hop, daha tespihlerim aşağıya düştü. Şu mesela mezatta kaldı bana. 29 abbeli olduğu için göndermek istemedi. Ondan sonra 33 abbe diyebiliyormuş adam da kendisi. Fotoğrafları ona öyle gelmiş. Ben dedim gönder, kaça gönderirsin? O dedi işte bunu sana 20 liraya göndereyim. Dedim olur gönder abi. Hadi 30 dedi, ben dedim 20 liraya gönder abi, benim olsun. Başkasına nasip olmasın. O da tamam kardeşim dedi, gönderdi. Kendisi çok güzel bir esnaftır. Ay, düşen o kadar hayalim varken ben tespitlerin peşindeyim. Şöyle hangi bardan gelen, tekrardan yeşil mi yeşil, incik güzel bir tespihimiz. Yani hangi bar dedim, manlayın 40 liradır zaten. Şu da bana mezatta kaldı. 80 liraya mı 60 liraya mı ne mezatta kaldı. Gerçekten güzel bir tespih. İp püskülü falan. Dehşet. Şunu da ilk başladığım zamanlardan almıştım. Abajur 6. Bunun da fiyatını tam olarak hatırlamıyorum ya. Bir 1000 lira gibi bir fiyat olması lazım. Tam olarak hatırlamıyorum. Yani ne desem şu an yalan söylemiş olurum. O yüzden hatırlamıyorum. Hatırlamadığım şeylerin fiyatlarını hızlı bir şekilde geçiyorum. Şöyle bir tespihim vardı. Bunda 80 lira gibi bir rakam almıştım. Ama artık piyasada bu tespihleri 40 liraya, 50 liraya ustalarından, güzel bir şekilde atölyesinden ya da mezatlardan bulabilirsiniz. Artık tespih işinde o kadar kar yok. Adam 10 lira karla satıyor. Ne yani oluyor? 100 kişiye falan satıyor. Yine günlük karını fazlasıyla koyuyor. Yani ben tespih 20'ye alayım da 100'e satayım diye artık öyle bir şey yok. Şu kukamızda Halil diye bir abimiz vardı. Bu mahalledeydi bizim. Maltepe'deydi. Oradan gidip almıştım. Sistemliydi o zamanlar. Buna 25 lira mı ne para vermiştim. Bir hafta çek, karartmazsan hani ben kalmaya başlamazsa gel bana geri alırım demişti. Şunu da 40 lira mıydı? 40 liraya aldım aynen. Bu tespih de 40 liraya aldım. Şöyle bir Bursa hatırası, yılan ağacı. Bursa hatırası, yılan ağacı 10 liraya almıştım.
Ustalarını da gösterdim. Çok uygun almışsın. Keşke fazla alsaydın falan filan dediler ama hani böyle kan ağacının kullanılmayan taraflarından yapılan bir şey normalde. Şey, yılan ağacı pardon bu ya. Kan demişim. Yılan ağacı. Bilmiyorum yılan ağacı yazdığı için aldım. Şöyle tekrardan Abdullah Darabacı ürünü, atölyesinin ürünü, rengi çok hoşuma gitti. İlk tespitlerimden gelen falan bir şey. Bunu 20 liraya almıştık. Feriköy Bomonti pazarından. Bismillah deyip almıştık. Bu da güzel bir tespih. O kukayı aldığım yer, kınalı kukayı aldığım yerden bunu da 30 lira gibi bir rakam aldım fiber. Hızlı bir şekilde 5 liralık tespihlerimize geçiyoruz. Şu 10 lira. Şunlar 5'er lira. Efe bunun imamesi kırık da hatta tamir etmiştik. Horoz imameliler 60 liraya aldığım tespihler. Tespihler. Şöyle. Şu Murat abiyle almıştık. 5 lira plastik. Dayı mutlu olsun diye almıştım. Bir de satış yoktu büyük ihtimalle dayının. Oradan dedim ben alayım bari. Ayıp olmasın. Pazar açtığım zaman tam karşımda duran bir abimiz 15 liraya satıyordu plastik. Rengi hoşuma gittiği için aldım. Şöyle 80 liraya bir katelin. 80 lira civarı bir katelin. Arka tarafı iyice bir tespihlerle doldu. Her şeyi. Hızlı geçeceğim. Şu an 4 dakikamız kaldı. Şöyle bir güzel bir katelimizi Ankeribar'dan aldığımız, herkesin sorduğu, merak ettiği koç boynuzlarına gelelim. Koç boynuzları 2 tane 30 lira ve 17,5 liraya almıştım bunları İstanbul toptancılarından. Şöyle iri kıyım bir tespihim daha var. Bu da 100 lira gibi bir rakam almıştım bunu da. Şöyle iri kıyım gerçekten güzel bir tespih. Şunları mesela pazarlardan 10 liraya almayanı dövüyorlar diyebilirim. Kemik üzeri işleme bir tanesi hediye, bir tanesini ben 10 liraya aldım. Hop gelelim. Tekrar şöyle. Şu Mayjok oyun taşımız. Çekimi hamuru gerçekten çok kaliteli olan Mayjok oyun taşı. 150 lira gibi bir rakam aldım. Sizler daha pahalıya bulabilirsiniz. Artık böyle Mayjok taşı kalmadı. Mayjok taşı benzetmesi diye katelin satıyorlar piyasada. Şöyle bir katelinimiz daha güzel mi güzel. Bir bunu da 80 liraya aldım. Şöyle darabacı ürünü. Bunu da bir 60 liraya almıştım. Zaten fazla da tespihim kaldı ama hani genellikle aldığım fiyatlar aralıklarını anlamışsınızdır. Şöyle bir tespihim daha var. Yeşilin en güzel tonları. Bu da 40 liraya kaldı ha. Bu da 40 liraya kaldı mezatta. Şöyle bir damla keribarımız. Buna da 200 lira bir para verdik. Kimi Pires diyor, kimi Kaliningrad diyor. Benim de aklımı karıştırdılar. 200 lira gibi bir rakam verdim buna. En güzelini unutuyorduk. Şunun güzelliğine bak ya. Bunu şey tespit DK Müzdündür abimiz bile eski dedi ya ona. Eskiye benziyor dedim. Eski bir vaya benziyor dedi. Bunu da 3 lira gibi bir rakam aldım. Hatta dedim ki al 5 lira dedim ya sana 5 lira. Bu 5 liranın da fazla ederdi. 5 lira dedim ben sana. Şu tespihimiz 80 lira yine. Elma atölyesini soranlar oluyordu. Bu Ahmet elma ürünü. Elma atölyesini soranlara ifaden gelsin. 80 lira mı ne? O rakam almıştım. Şimdi kendisi daha ucuza satıyor. Kuzenimin aldığı doğal taş. Bu doğal taş da 30 lira falan. Şöyle bir döküm zar. Yine başkan tespitçilikten 50 lira mı 60 lira mı? O rakama. O civarlarda. Epey bir boğazlarım da ağrıdı şu an. Hızlı bir şekilde şunları da koymak istiyorum. Kanayan bağlarımız. 40 liradan aldığımız kanayan bağlarımız. 19 lira. Yok. Ya 19 ya 40 lira. 19 lira. 19 liraya aldığımız kanayan bağlarımız. Hankeribar'dan 40 liraya aldığımız güzel bir dağ tespihimiz. Mis mis tespihler çok güzel. Kaldı mı ya başka? Tekrardan Hankeribar'dan 40 liraya alınan bir tespih. Arkadaşlar en güzellerini unutuyoruz ya. 45'lik Arabik. 200 liraya aldığım 45'lik Arabik. Geliyor gönlümün sultanı. Geliyor 100, 120 lira mı 100 lira mı ne aldığım çok güzel bir tespih. Şöyle bir farklı renkte doğal taş diyelim. Videomuzu burada keselim.
30 dakikalık güzel bir videomuz oldu. İnşallah izler izler sıkılmazsınız. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.